Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. SPD'nin yeni etiketle Hart 4 vedası. Nalesin sıkılmış yumruklu balonlarla seçim vaadi. Hartz IV'ün ilk tedavi seansı yapıldı. SPD 2002 yılında başlattığı iş gücü piyasası reformuyla kendisini yok etmenin sınırına geldi. Şimdi ise bunu başka bir etiket ve içerik düzenlemesiyle geride bırakmak için çabalıyor. 2002 yılında yapılan Hartz IV reformları SPD'nin çöküşünün Hartz IV ist ein wirklich ein Symptom für Angst in der Gesellschaft geworden und das aus gutem Grund, weil es zu einer Zeit entstanden ist, wo geglaubt wurde, durch Druck könne man Menschen in die Arbeitswelt bringen. Ins baskıyla basierer İşgücü Piyasasına sokmak isteyen Hartz-4-Reformu toplum için korku belirtisi oldu. Bir yenilenme süreci için tartışma kampları kurulan komisyonlar sonrası. 17 sayfa kalandığındaki program dün kamuoyuna açıklandı. İşsiz kalanlara daha uzun süre işsizlik parası ödenmesi, çocukların daha iyi korunması, yeni meslek öğrenimi imkanı, asgari sağlık ücretinin 12 oraya çıkarılması, Hartz 4 alanlara verilen cezaların azaltılması. Ancak Hartz 4 ödentileri aynı kalma koşuluyla Hartz 4'e veda edilecek. Böylece en azından kurtarılabilecek ne varsa kurtarılacak. Sosyal Demokrat Parti SPD yaşamak için boğuşuyor. Bundan başka SPD'yi Hartz 4 reformları nedeniyle terk eden Lafontaine de planı reddetti. Die SPD rückt nicht nach links, das ist ein Märchen. Die SPD korrigiert nicht den Abbau des Sozialstaates, das ist ein großes Problem. Selbstverständlich können wir eine solche Politik nicht mitmachen. SPD sola dönüş yapmıyor. Bu bir masal. SPD sosyal devletin yok edilmesine karşı bir düzenleme yapmıyor. Bu büyük bir sorun. Anlaşılacağı gibi böyle bir politikayı birlikte yapamayız. SPD'nin reform planlarını yetersiz olmakla eleştiren yoksulluk araştırmacısı Butbege ise SPD'yi reform planlarında yarı yolda kalmakla suçladı. SPD'nin en azından dayanışmacı halk sigortası talep edebileceğinin beklentisi içinde olduğunu söyleyen bu tebege hayal kırıklığına uğradı. Çok sayıdaki hasta ve yaşlı bakımı kuruluşunda personel sıkıntısı çekiliyor. Ücretlerin artırılması muhtemelen yardımcı olabilir. Ancak ihtiyaç büyürken finansiyel kaynak yetersizliği gerekçesi öne çıkıyor. Sektörde yapılan bir anket sonucuna göre hasta ve yaşlı bakımı yapan kuruluşların yarısından fazlasında personel açığı var. DPA ajansına verilen analiz bu açıkların %60'ının kalifiye personelden oluştuğunu gösteriyor. Bu nedenle son 3 ayda her 5. huzur evinde kalifiye eleman eksikliği nedeniyle geçici olarak hasta kabulü durduruldu. Ankete göre huzur evlerinin 46'sı yüksek maaşla personel istihdam etmeye çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre çoğu bunun için yeterli finansiyel kaynaklara sahip değil. Yaşlı bakım yapan kuruluşların 40'ı işlerin yoğunlaştığı dönemlerde kiralık işçi çalıştırıyor. Huzur evlerinde çalışan personelin yüzde 70'i yabancı ülkelerden, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden geliyor. Almanya genelinde yaşlı ve hasta bakımında 38 bin personel açığı var. Berlin hükümeti yaşlı bakımı yapan firmaların toplu iş sözleşmesine tabi olması için baskı yapıyor. Bakım sektörünün özelleştirilmesiyle bakım kamu yararına kilise, kamu ve özel kuruluşlar arasında bölüşüldü. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Hale göre yaşlı bakımı sektöründe çalışanların yalnızca %22'si toplu iş sözleşmesine tabi olarak çalışıyor. Bu da daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulu sağlıyor. 13. defa Cumhurbaşkanı Macron'un politikasına karşı sokağa çıkan Fransa'daki sarı yelekliler protestosunda bir göstericinin eli koptu. En az bir kişi de kafasından yaralandı. Sarı Yelekliler Hareketi'nin başlangıcından bu yana geçen yaklaşık olarak 3 aydır göstericilerle polis arasında arbede yaşanıyor. Özellikle Cumartesi günü Fransız parlamentosu önünde Sarı Yelekliler göstericileriyle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Bir kişinin eli koptu. Bir görgü şahidinin AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre eli kopan kişi polis tarafından atılan bir bombayı eliyle engellemek istedi. Eli dokununca bomba infilak etti. Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron'un yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler 13. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Paris'in yanı sıra binlerce kişi Bordeaux, Toulouse ve Lyon'da sokağa çıktı. Cumartesi günkü gösterilerde gösterilerin yasaklanmasını kolaylaştırmak, ve yüzün kapatılmasına verilecek cezaların artırılması için planlanan yeni yasa tasarısı protesto edildi. Bazı elemciler herkesin yüzünü kapatması çağrısı yaptı. Paris'te Elise Caddesi'nde toplanan eylemciler kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler ulusal meclise geldiklerinde olaylar çıktı. Polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü başkentteki eylemde 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Elize Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Grammy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Rap sanatçısı Çaldış Gambino ırkçılık ve silahlı şiddet karşıtı This is America adlı şarkısıyla üç dalda ödüle layık görülen ilk rapçi oldu. 61. Grammy Müzik Ödülleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini Çaldış Gambiono'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yaratan "This Is America" adlı parçası kazandı. Çaldış Gambiono'nun İsveçli şarkı yazarı Ludwig Grandson ile birlikte ürettiği şarkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık, silahlı şiddet ve Afro Amerikalıların hayatlarındaki çelişkileri konu ediniyor. YouTube üzerinden 500 milyon kez izlenen şarkının müzik klibi de en iyi müzik videosu ödülüne layık görüldü. Aile Bakanı Giffey sahtekarlık mı yaptı? 205 sayfalık doktora tezinin 49 sayfasında sahtekarlık yapmakla suçlanan SPD'li Almanya Aile Bakanı Giffey'e baskılar artıyor. SPD'nin gelecekteki önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve partiye şekil verecek politikacılar arasında gösterilen Almanya Aile Bakanı Giffey'in yıldızı erken söndü. Hürriyet gazetesinin haberine göre Giffey'e yönelik İntihal suçlamalarından sonra üniversitenin harekete geçmesi bekleniyor. Giffey'in şimdiye kadar 73 bilgiyi kaynak göstermeden kullandığının ispatlandığı ileri sürüldü. Giffey'in doktora çalışmasında 36 farklı bilgiyi belirgin bir şekilde alıntı yaptığını belirtmediği de iddia ediliyor. İddiaların doğru olup olmadığına ise Güffey'in doktorasını tamamladığı Berlin Hür Üniversitesi'nin yönetimi karar verecek. Eğer incelemeye değer bulunup intihal ispatlanırsa Güffey'den ünvanı geri alınacak. Bu durumda SPD'li politikacının bakanlık koltuğunda oturması kolay olmayacak. İddiaları yalanlayan Aile Bakanı Güffey ise bilgimin ve inancımın en iyisini yazdım sözleriyle doktora çalışmasında intihal yapmadığını söyledi. Almanya'da daha önce de CSU'lu Karl Theodor zu ile Eğitim Bakanı Anette Schavan da intihal suçlanmıştı. Gutenberg, Almanya Savunma Bakanı olduğu sırada doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle hem bakanlık koltuğunu hem de doktora ünvanını kaybetmişti. Anette Schavan ise üniversitenin yaptığı incelemeden sonra doktor ünvanını kaybetmiş ancak bakanlık koltuğunu korumuştu. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.